Bir başka izleyicimizin sorusu. Dizlerimde monoartrit var. İlaç kullanmaktayım. İltihaplı eklem romatizması için ne kullanabiliriz diyor. İltihaplı eklem romatizmasına karşı iksir, tonik ve artı romatizma çayı. İksir, tonik ve romatizma çayını kullandığında yavaş yavaş bir defa bağırsaklar ve eklemler yavaş yavaş düzene girer. Temizlenir, arınır. Yani o şekilde Yani problem değil. problem çözülebilir diyorsunuz. Hocam eşimin ağzından sık aft çıkıyor. Ürününüzün bir faydası olur mu diyor. Tabii yani aft rahatsızlığı olan hatta aftan da öte Behçet hastalığı olan burada Bahçeşehir'de bir bayan var. 45-50 yaşlarında. 15 yıldır Behçet'ti. Bu daha ağır bir vaka. Öyle basit bir aft değil. Ağız içerisinde yaralar, cinsel organlarda yaralar vesaire. Ağrılar, sızılar. Bana bir etkisi olur mu dedi. Deneyeceğiz. Yani ilk Behçet hastası yıllar önce bu. İksir tonik Behçet çayı gönderdik. Allah sizden razı olsun dedi. 2-3 hafta sonra beni aradı. Ne oldu dedim. İlk defa rahattım dedi. Ağrısız, sızısız. Kurtuldum dedi. 15 yıl sonra. Yani Behçet hastası olan insanlar bile çok şükür Fayda görüyorlar fayda diyorsunuz. görür. Yani ağız içerisindeki aflara karşı iksir enfeksiyon çayı mide bağırsak rahatsızları varsa tonik de gerekir. Yani her ihtimale karşı tonik de kullanmakta fayda var. Tonik mide ve bağırsaktaki mantar ve bakterilere karşı buradaki oluşan bataklığı yok etmek için. Bağırsak florası yani bağırsakta çiçekleri dediğimiz faydalı bakterileri artırmak için tonik. Bütün vücutta oluşan curufu, pislik birikintilerini arıtmak için İksir ve çay. Hastalığa göre çay. Şimdi sizin bu açıklamanız üzerine şu izleyicimizin sorusunu yönelteyim. Hocam bu ürünleri en fazla ne kadar kullanabiliriz? Yan etkileri var mıdır? Ürünlerden çok memnunuz. Teşekkür ederiz demiştir. Bu herhalde kullanan bir izleyici. Ama ne kadar kullanmak gerektiğini Uzun soruyor. süre kullanmaktan bir mahsur var mı demek istiyor. Şimdi ben yıllar önce iksiri keşfettiğimde bu kafamda burada nohut büyüklüğünde bir yağ bezi vardı. Daha önce iki tane 1980'de aldırmıştım. Sonra da yine kolumda var. Onu da aldım. Bizde irsi. Annemde, rahmetli annemde de vardı. Abim bir de var. Şimdi ben büyük oğlumla arada sırada sürekli masa başında bilgisayarla yaz, çiz, oku. Tabii bunalıyor insan. Gel bakayım diyorum büyük oğlum. Onunla boks yapıyoruz. İşte karate birbirimize. Antrenman yapayım biraz. Çocuk dedi ki ya yeter artık dedi. Çok sıktın sen beni dedi. Bir yumruk attı. Karateye göndermiştim bunu. Baktım dedim ya sen beni öldüreceksin. O kadar ağır vurdu ki bir de ben. Allah Allah dedim ya. Ama nefes alamadım. Sonra 2-3 hafta ağrı geçmedi. Normal bir geçmesi lazım. Ağrı geçmiyor. Allah Allah dedim. Bu bir anormallik var. Nedir bu? İnternette gittim. Baktı dedi ki doktor. Oo, çok kötü. Ne var? Mideyle bağırsaklar arasında yumruk büyüklüğünde yağ bezi var. O da ortaya mı çıkmış oldu bu İşte bir tesadüfen çocuk tam yağ bezine vurunca tam olduğu yere vurmuş. Yani böyle ama bende de böyle bir rahatsızlık vardı, hafif şişkinlik vardı. Şimdi korkumdan 1,5-2 sene iksir kullandım, iksir ve lipom çayı. Yani bunu eritene kadar mücadele ettim, çok şükür başarıyla sona erdik. Yani 3 sene de kullanabilir, 4 sene de. Tonik fazla kullanmaya gerek yok. Zaten 3 ay en fazla, 4 ay kullandım yeterli. Yani mide bağırsak rahatsızları için. Fakat kolesterol, lipid, trigliserit gibi yağları veyahut da diyelim ki bayanda 10 santim miyom var. 10 santimlik miyom erimesi tabii ki 4 ay, 5 ay, belki 6 ay zaman alır. Veyahut da yağ bezi, çok büyük yağ bezleri oluyor. Bazı insanlarda 40-50 tane yağ bezi oluyor. Çok yaygın, Çok çok yaygın fazla. ve yıllardır var. O yağ bezinin erimesi 1 ayda, 2 ayda olmaz. 6 ay, 7 ay, belki 8 ayda olur. Ben buna rağmen yani kendi üzerimde 3 yıl kullanmak zorunda kaldım. Çok şükür kurtuldum. Tabii bunu kullanırken geriye dönük bu antivirüs programı gibi iksir kullandıkça geçmişte ne vardı? Şu virüs vardı. Onu da temizliyor. Onu da temizliyor. Vücudu aratarak gidiyor. Yavaş 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 yavaş. Tamamen temizliyor vücudu. O zaman şu şekilde bir kullanımı var diyebilir miyiz hocam? Bunları kullandığı müddetçe insan ister 2 ay kullansın, isterse 1 yıl kullansın. Kullandığı kadar bundan mutlaka bir fayda görecek. Tabii. Mutlaka. Ondan fayda görecek. Peki hocam asgari demek gerekirse bu özellikle bağırsak floranın normale dönmesi için tonik ne kadar süreyle kullanılması Tonik gerekebilir? takriben
ağır bir vaka değilse, akut, normal bir vakası 2-3 ay tonik, 3-4 ay iksirle çay gerekir. Gerekebilir. Yani ortalama. Mesela kurdeşen hastası geliyor. Kurdeşen hastası diyelim ki kronik ürtüker. 35 günde iyileşiyor biri. Diğeri 70 günde iyileşiyor. Belki 3 ayda iyileşiyor. Farklı. Yani 1 ayda iyileşen var. Kronik ürtükerden 3 ayda iyileşen var. Hastadan hastaya tedavi süreci değişiyor. Çünkü mesela Ali abi diye birisi yıllar önce bana geldiğinde 2 defa hastaneye yatmış. Hastanede antihistaminik kortizonlu ilaçlarla tabii perişan oluyor. 3. defa doktoru tekrar hastaneye yazmış. Böyle kaşındığı zaman her tarafı kabarıyor. Artı boğazında anjiyoödem var, şişiyor. O zaman nefes alamıyor. Mutlaka hastaneye yatması gerekiyor. 3. defa hastaneye yatmak istemiyorum artık. Kortizonlardan bıktım. Bir de şu Gökçe'ye gideyim bakayım demiş. Bize geldiğinde ya gerçekten tedavi edecek misin dedi. Deneyeceğiz mi? Çünkü ilk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Her türlü alerji tedavi ettik ama kurdeşen tedavi etmedim. O zaman yani 3 sene önce. Tamam dedi. Bir de bunu deneyim. Nasos hastanede antihistaminik kortizon ilaçlar ve yan tesirleri çok tedavi edici değil. 2-3 hafta sonra ilaçları kullanmama gerek yok. İyileştim dedi. İyi dedim. 35 gün sonra ben bırakıyorum tonuyu. Neden? İyileştim dedi. 35 gün sonra kurdeşen hastası çok çok ağır bir hasta. Çünkü buraları kaşıdığı zaman hep kabarıyor böyle her tarafı. Hiçbir şey kalmadı. Fakat mesela bir subayım Gata'da üzerinde 6 ay antibiyotiklerle denemeler yapılmış. Çok çok ağır bir vaka. Onun tedavisi 70 gün sürdü. O şahıs bana geldiğinde ben ilgilenmiyorum böyle şeylere dedi. Tedavi ettiğiniz biri var mı dedi. Ali Bey'e gösterdim bak. Tamam ben ona gideyim dedi. Ta Bahçeşehir'e gitti. Görüşmek için. O da raporlarını gösterdi. İşte raporlara göre 2 defa hastanede yatmış. Raporları burada, değerleri burada ve sonraki değerleri hiçbir şey kalmamış. İkna oldu geldi. Tamam ben de kullanacağım dedi. Aldı kullandı 35 gün geçti. Neden ben iyileşmiyorum? Dedim her insanın bünyesi aynı değil ki. Evet. Her insanın kullanmış olduğu ilaç, almış olduğu ilaç bağışıklık sistemi çökertiyor. Bağırsaklarda ne olduğunu bilemeyiz ki. Ne kadar faydalı bakteri, ne kadar zararlı bakteri, ne kadar mantar var bilemiyorsunuz. Bu nedenle de kesinlikle sizin tedaviniz şu kadardır demek mümkün değil. Tedavi olur ama tedavi süreci değişir kişiden kişi. Evet. Kafadaki damar tıkanıklığına ne dersiniz diye soruyor izleyicimiz. Benim ailem iş yerinde düşüp bayılmış. İlk önce o zaman yani yıllar önce bu da. Hemen hastaneye kaldırıyorlar. Kompüte tomografide bilgisayar içeri giriyor. Böyle büyük bir alet. Beyin ana arterinde %85 tıkanma olduğu için evet. Oksijen gitmiyor beyne. Bayılmış. Doktorlar diyor ki ya ilaçla tedavi etmemiz gerekir. Ameliyat olsa pıhtı kaçar beyni felç olur. Ömür boyu felç. Peki ne olacak? İlaçla. İlaçla denemediler faydalı olmadı. Dedi ya herkesi tedavi ediyorsun, beni niye tedavi etmiyorsun? Dedim iksir burada. Kullan. Tadı hoşuna gitmiyor diye kullanmıyor. O zaman biraz daha fazla sarımsak kokuyordu. Hoşuna gitmiyordu. Şimdi artık sarımsak kokusu yok denecek kadar az oldu. Evet onu da denedik. Sarımsak kokusu evet, sarımsak çok kokusu çok azaldı. Bugün hemen hemen yok denecek kadar yani. Çoğu hatta sarımsağı katmıyor musun diyorlar. Sarımsak oranı aynı olduğu halde yeni kattığımız o bitki sarımsağın alisin denen maddeyi emiyor. Yani etkisi aynı. Ama kalite, hatta daha evet. Fazla etkisi arttı fakat koku gitti. Kokusu çok azalmış onu ben de söyleyebilirim. O da Allah'ın bir takdiriyle işte. Evet. Böyle bir olay oldu. Şimdi ailem bir hafta sonra %65'e indi. Bu beyin damarları. Bir hafta, iki hafta, ikinci hafta sonra %45, üçüncü hafta %30, dördüncü hafta %15 diye diye yavaş yavaş %15'e indi. Tamam dedi ben bu kartı kullanmayacağım yeter bu kadar. Yani beyinde olması önemli değil. Vücuttaki bütün damarlarla ilgili fark etmez. Etkiyi gösteriyor. Hocam vücudun hangi noktasında olursa olsun, hangi organda olursa olsun bütün damarları açar. Açıcı özelliği var. Programımızın da sonuna yaklaştık. Son izleyicimizin sorusunu yöneltip programımızı tamamlayacağız. Kızım 15 yaşında geceleri altını ıslatıyor ve idrar yolunda iltihap var. Yardımcı olabilir misiniz diye sormuş. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama eğer ki inisiyatiyel sistit gibi ağır bir vaka değilse İksir tonik ve idrar kaçırma çayı var. Özel bir çayımız var ona karşı. Onları İksir tonik ve çayı kullandığında problem kalmaz. Ortadan kalkar diyorsun. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programımızda yine sizi konuk edeceğiz.